Annem, annem bak burada kalamayız annem. Burası artık bizim evimiz değil. Bizim. Benim. Ve benim sayemde babaannem kendi evinde oturacak baba. Sen gururuna yedirsen de yedirmesen de bu böyle olacak. Yediremez Tahir. O anasını bile çiğner. Ama gururuna asla zeval getirtmez. Bu ev hiçbirinizin değil. Bu ev babanızın evi. Öyle kavga etmeye devam ederseniz akşam geldiğinde vallahi çok fena yapar. Ona göre. Sen de git hemen odana şimdi. Orada biraz dinlen. Ben yemek hazır olunca seni çağırırım oğlum. İzzet, bu akşam sokağa çıkmayacaksın. Bizimle beraber yemek yiyeceksin, tamam mı? Babamdan azar işitmek için mi? Ben tokum anne. Almayayım. Sus bakayım sen. Anneye cevap vermek yok. Ben ne dersem o olacak. Bir daha böyle kavga etinizi görmek istemiyorum artık. Yeter. Yeter. Bıktım sizin bu kavganızdan, gürültünüzden. İllallah dedirttiniz bana. Bu delikanlı da burada kalmak istiyorsa kalabilir. Ama annesinden babasından izin alsın. Efendim oğlum. Baba, sana kötü bir haberim var. Yaman yaralandı. Biz şimdi Emine'yle birlikte acile gidiyoruz. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl? Ne zaman olmuş? Okulun önünde kavga çıktı. Birbirlerine girdiler. Daha çok yeni. Peki durumu nasıl? Emine iyi mi? İyi. İyi. Yaman da iyi olacak inşallah. Baba, ne olmuş? Eda iyi mi? Tamam oğlum, anladım ben durumu. Ben haber veririm çiçeğe. Olmazsa annesini alıp öyle beraber geliriz. Yalnız kalmasın kadıncağız. Tamam. Allah yardımcımız olsun çocuğum. Amin. Baba söylesene. Kime ne olmuş ya? Emine dedin. Eda gayet iyi. Merak etme. Yaman okulda kavga etmiş. Yaralanmış. Anne, benim gitmem lazım şimdi. Acil bir durum var. Sonra gelip seni alacağım, tamam? Almayacaksın. Sen de geleceksin bu evde, sen de kalacaksın. Beraber kalacağız bu evde. Annem sana emanet. Gözün üstünden ayırma. Başka bir saçmalığa da kalkışma. Baba. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Eda'yı ilgilendiren bir durum yok değil mi? Eminsin değil mi? Yok dedik ya. Otur baba annene baksın. Geleceğim ben. Sakın annemin canını sıkacak bir şey yapmaya kalkma. Böyle bir şey olursa da sen izin verme. O kadarını yaparsın artık değil mi Tahir? Reşat, eve geç kalma sakın. İzzet gibi babanı kızdırma oğlum. Kesin benden bir şey saklıyorlar amca. Sırf Yaman olsaydı babam böyle paniklemezdi. Sen merak etme Tahir, öğrenirim. Sen sakin ol, bana bırak. Hadi. İzzet, sakın geç kalma bu akşam yemin. Vallahi seni ben bile koruyamam. Onu biliyoruz anne. Onu çok iyi öğrettin bana sen.